Merhaba arkadaşlar. Buket de Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim. Güzel bir hafta sonu olsun temennisiyle arkadaşlar. Herkes yüreğinden geçirdiği o sıkıntılı sürece niyetlensin bakalım. Cevaplarımız ne olacakmış? Şöyle hep birlikte Dinleyelim. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve uyanı siz alın, uymayan evrene gönderin diyorum arkadaşlar. Şöyle beraber göz atalım. Şimdi burada bir belirsizliğiniz, bilinmezliğiniz var arkadaşlar. Bir üç rakamı şurada duruyor. Etraftaki insanlar konuşmalar, koflar, her şeyden önce. bunun anlamı da şu, şu demektir. Yani diyor ki aslında ee, yani e, akışta kaldığın çok içini sinmedi ama bir şekilde Akışta kalıyorsun içine sinmiyor etraf sisli puslu. Ve elinde bir tane bir insan var burada. Yani aslında elinde bir tane çiçek tutuyor gibisin ama o da bak kof. Yani beklediğin yerlerden bazı beklediğin cevaplar gelememiş olabilir. Bu bir. İkincisi e, gerçekten hiç e, şey değil orası. Hani e, bakıyorsun elindeki sen miymişsin? çok büyütmüşsünüz. Hani bazen hayalinizdeki insanla karşınızdaki insan aynı olmaz ve o, o şey hissi hayal kırıklığı yaşarız ya bazı durumlarda. Ya da en azından öyle anlatabilirim. Sanki bir şey çok beklemişsiniz ondan. O ise yapamamış. Elinize almışsınız. Çok da boş laflarınız da var etrafınızda. Böyle elinize birini almışsınız. Öyle yetersiz. Öyle küçük ki. Yani o yüzden arkadaşlar sanki burada iç dünyanız kısmı, ayna kısmınız. Sen de benim hatalarımdan birisin dermişçesine bir insanı kaldırmışsınız. Hemen yanı başınızda birisiyle daha ee, konuştuğunuzu görüyorum. Bu konuya dair. Yani aslında sanki hayatınızda bir durum olmuş ve bu duruma dair de net bir şekilde bir dert yanıyorsunuz. Etrafınızda yardımlar silik, kafanız karışık, çengeller atılmış. Böyle hani şey hali var yani. Debelenmek deriz yani bazen öyle bir hali var. İki kişi sakince bir yerde SŞ harfleri var. Bir yerde kanınız müthiş şişmiş. Artık hani bir şeyler demek istiyorsunuz diyelim ona. Böyle sanki ee, içinizde yuttuğunuz sustuğunuz bazı şeyleri haykırmak ister gibi çıkmışsınız bildiğiniz yorulduğunuz bir süreç var yani boşa kürek seç çekmek gibi bir şey var yani orada şimdi burada bugüne baktığımda hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmış baktığım zaman hani bir insanın böyle kabullenme süreci olur ya arkadaşlar biraz sanki oradan geçmişsiniz gibi daha kanıksamışsınız gibi durumu sanki daha eminsiniz artık bazı şeylerden gibi çıkmış Şimdi bir insan yardıma geliyor. Ayakları geçmişe takılı kalmış. E, yanınızdaki insan geçmişe takılı size fayda sağlamaz. Aksine sizi melankoli yapar yani. Geçmişe takılırsınız, depresyona meyillisinizdir, enerjisizsinizdir. O yüzden e, bazı laflar falan var ama ayakları bir kere belirsizlikte. Sen o insandan bir fayda göremezsin. Kafanın karar verdiğin bir durum var. Muhtemiş de inadım inat dediğiniz bir tarafınız var gerçekten. E, onu da burada çok net bir şekilde görüyorum şu an. E, önünüzde özellikle sizden yaşça büyük, konumca büyük biri var. Babanızdır, atanızdır, dedenizdir, patronunuzdur bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu insanla alakalı olarak çok net şey söyleyeyim. E, o insanın etrafı aydınlıkta ve temizde değil. Rahat biri değil. Size sadece yalan atıyor. Ya da işte yalan atıyor dedin ama direkt olarak şey diyebilirsiniz burada yalan atmaktan ziyade daha çok şeymiş gibi ee, hani atma ziya biraz böyle ben şunu yaparım bunu yaparım şöyle yapacağım böyle abartmak var yalan demeyelim ona tam şimdi onun da günahını almayayım ama o kişi kimse sizin hayatınızda böyle abartmayı çok seven yapabileceklerinin de fazlasını söylemeye çalışan birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o insan sizi böyle atıyor, satıyor. Bir şekilde böyle o oh falan diye şişirme var burada. Şimdi bu esnada kartlarımı da hazırladım. En son kart seçeceğim çünkü. Şimdi bu insanın etrafındaki insanlar da aslında tıpkı onun gibi biraz ondan gaza geliyor. Göğüs sıkışması, göğüs meme, kanser. Allah muhafaza ya. Ben şimdi görünce de çıkıyor maalesef bazı şeylerim özellikle bak özel bakımlarda bu tarz şeylerde olduğu olabiliyor. Burada göğüs gördüm. Sıkışma. Yani çok göğsünü sık. Ne derler? Göğsünü sinene yatır. Sık dişini. Göğüs sıkışması. işte Hani. Durumu da yaşanabilir. Belki de çok fazla içiniz atmışsınızdır. Onu da görsel olabiliyor tabii ki de. Bunun dışında bak. Ne kadar güzel bir yerde bir güçlenme var. Yerde eğleni. Böyle bildiğin şey gibi. Demir adam gibi. Hukmen işte Hulk gibi bir şey gibi böyle bir, şey, bir şey yani orada Superman. <laughs> bir kara, karakter gibi düşünebilirsiniz. Bunu oyun olarak düşünsek şurada güçlenmiş bir karakteri görüyorsunuz. Bak elinin altında böyle elini kaldırıp şöyle o tutup kaldıracaksın oradakini. Yani aslında oradaki diyor ki sana ben güçsüzüm ben battım ben dipteyim ben aslında alttaki sıkıntılara şey yapıyor arkadaşlar o. Şöyle bir şey var çünkü orada ya. Hmm. Arkanızda da bir. Şimdi bak, bak şimdi birazcık mesaj beklettim, kusura bakmayın. <laughs> Çözmen biraz zaman alabiliyor. Bir yol var. Şimdi onun yan tarafında. Bu yolla alakalı bazı söylemler var. Etrafından aldığınız bir haber var. Bu haberden gelen bir para durumu var ve siz bir elle para durumundasınız. Arkanızda bir yol durumu var. Burada arkanızda duran bir kişi de bu olayla alakalı. Ana tema bu da siz bu insanı burasından ve şu paradan kaynaklı eziyorsunuz. Yani aslında orada bir susma bekleme payım oldu ama arkadaki yolla bağlantısı var mı dedim. Evet var yoldan birisi hatta arkanızda ama size küçük gelir. Yani elinizle hulk olduğunuz o işte bir süpermen olduğunuz güzel güç topladığınız konuyla bağlantılı bir insanın kafasını ezeceksiniz. Sebep çünkü üstte kalan bir para durumu var. Bu para durumu da tamamen yola bağlı bazı yalan haberler. Yalan dediğim işte abartılı belki de yine. Ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var ki e, bu yolla alakalı benim size söyleyebileceğim şey şu açıkçası hımm yani e, bir molanın meyse harfi var. 1 2 üç kişidir hatta kenardan. Bu üç kişi sonrasında size gelen bir yol. Evet. Şimdi üçü kardeş olabilir. Siz tek olabilirsiniz. Ve diğer taraftan da yalancı birisi olarak çıkan. işte o abartan kişi olabilir. Yani burada demek istiyorum ki. Aslında siz burada ayrıştırıyorsunuz keza. Bu ayrıştırma da 3'e bölünüyor. Ama sizden para çıkacak olarak çıkmış ya da işte hakkınızı almış olarak birilerinin tavırları sizi müthiş derecede gel bakayım buraya yapacak açıkçası. Diğer iki kişi en azından şuradaki kadar biri değil. E bu ne zaman olur biliyor musunuz? Bu atma ziyacı kimse belki de bu olaylarla alakalıdır. Keza burada bir mahkeme görseli ya da bir evrak görseli ya da bir hesaplaşma görseli. Ben bunu hep söylüyorum her falımda tekrar düşüyor gibi oluyorum ama burada şunu ayırıştırmanızı istiyorum. Birisinin mahkeme görseli, mahkeme imza. Birisinin dava görseli, mahkeme imza. Birisi tayin bekliyor, mahkeme imza. Hani birisi iş başvurusunda bulundu, cevap bekliyor, mahkeme imza. İşte birisi ehliyet kursuna girdi, kursu kazanacak mı? Mahkeme yine imza. Ama haricinde sen benim ekmeğimi çaldıysan sana hesap sorarım, mahkeme. Yani yine bir hesaplaşma hani falda şimdi kolektif adına bunların her birini ayırmak bir tek bu görsel dahi mahkemeyi ya da imzayı kapsadığından arkadaşlar. Hani böyle ay gene mahkeme gene mahkeme diyen arkadaşlar falan oluyor. Mahkeme değil sen kocana kızgınsın ve çocuğunla aranda hesaplaşma var da olabilir çünkü o gibi yani. Bu görsel var. Demek ki siz burada Eylül sonu, Ekim başı, en geç Ekim'in 10'unda hesaplaşma görsellerini netleştirmiş. Şuradaki rahatlama durumunu ayıracaksınız. Burayı ereceksiniz. Şu kısmı ayna kısmınız. Bu, dolayısıyla burası başlayan kısım. Yani aslında ayna dediğim sizin yüreğinizin ta ortası ve hanenizin içi olarak değerlendirdiğiniz sizin yüreğinizin içi. Dolayısıyla o kısmı dahil etmiyorum ben. Dolayısıyla sizi demektir ki Ekim başı itibariyle sizin önünüzde müthiş rahatlayacağınız bir oh be çekeceğiniz bir süreç var arkadaşlar. Şimdi baktığımda şöyle yapalım hatta bir dakika arkadaşlar şöyle çekeceğim. Şunu da şu kartları da azıcık çekeyim. Ekranım e, alan olarak böyle bir durum oluyor ya. Hani ben böyle çözüm bulum en azından. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabağa baktığımızda bir kere çok net kararlarını verilmiş bir karar. Yani çok net kararlarını verilmiş bir karakter. Kişi durum içerisindesiniz. Vermişsiniz ve net uyguluyorsunuz. Para asal bir konuyla alakalı. Bu parayı ben şöyle değerlendiriyorum. Kaya gibi zaten çökmüş ama önümüzdeki süreç. Önümüzdeki süreçte alacaksınız arkadaşlar. Bu insan başka bir yerde, bu insan başka bir yerde. Bak bir, iki, üç kişi bu insanı kapsamış. Aslında kökler bir bağ. içerisinde kare koca deme ihtimalin çok yüksek. Hatta üstte bir insanın da yani şurada bir, iki, üç kişi haricinde şuradaki bir insanın yanında duran bir anahtar var. Bu anahtarda bir şeylerin çözümüyle bağlantılı arkadaşlar. Ee, ve bu çözüm yani sanki evinizle alakalı bir kişiyle bağlantılı bir sorun yaşıyorsunuz. Yanınızda bir üç kişi var ama kişi özellikle diğer taraf çok net tek ve de arkasını zaten dönmüş görsellerde. Yani aranızda bir anlaşamam ama üç kişi de size destekleme ama birisinin fikri ya da birisinin yardımıyla o anahtar çözüm, ev anahtar çözüm işte neyse bu. Bunu hallediyor olacaksınız arkadaşlar. Sağ taraf olarak baktığımda bu sizin kariyer evinizi, para evinizi, eğitim evinizi rızkınızı aslında iş hayatınızı gösterir. E, boğum boğum gitmişsiniz. Birisiyle karşılıklı olduğunuzda bak şimdi şurada çok net sivri burunlu bir insan görüyorum. Birisiyle konuşuyorsunuz. Kalabalık ama boş konuşmalar var. İkinci aşamada yani sizin bir iş başvurunuzsa sivri burunlu bir karakterle konuşursunuz. Kalabalık bir ortamda konuşursunuz ama hiçbir şey fayda sağlamaz. İkinci konuştuğunuzda sadece kafa kafaya konuştuğunuz birisiyle konuştuğunuzu görüyorum. En azından yani bir olay çözmek adına daha ilgili bir mevkideki biriyle karşılıklısınız. iletişim halindesiniz. Üçüncü bir adımda da tek ve elinize bir meşale. Diyor ki 3 kere de sınavı geçersin. 3 konuşmadan sonra işe alınırsın. 3 kere de 3 görüşme sonrasında senin mevkin yükselir. Sen 3 defa konuşmak zorundasın. Arada su içmek istiyorum bazen. Çok kusura bakmayın olur mu? Ee, çok net gidiyordur muhtemelen diye düşündüğüm. <laughs> Şimdi vallahi e, valla arkadaşlar siz böyle yüz yüze görüşmek falan gibi hani acaba bazen şey diyorum yani alayım çayımı ben de sohbet et döneyim döndüreyim kamerayı hep beraber karşılıklıymışız gibi hissedeyim. Bu konuda fikrinizi söylerseniz de sevinirim gerçekten. E, görüntülü de yapabilirim çünkü ben bu bakıma. Tabak der ki arkadaşlar evindeki parayı alacaksın. İşinde üçüncü görüşme sonrasında önün açık. Aşk konusunda da üç kişi senin yanında bir zıtlık içerisindesin. Kimse kim yanında sevgilin arkadaşın dostun Ev ama onunla alakalı bir kişinin yardımıyla müthiş derecede bir çözüm doğuracaksın. Bak hakkın yenmesinden çok net kaygılanıyorsun. Senin e, sana ait olan bir şeyi çalmak ya da hak yenmesi olarak değerlendirir. Dileş şimdi dileğine devam et. Bakalım bununla alakalı bakar mısın? Bak kağıtlara bak şimdi. Bu kartlar çok net şöyle çalışır. Hakkımı yiyorsun, benim olanı almış gidiyorsun, söz verdin, yalan atıyorsun, vaatlerde bulundun, tutmadın. Yani iyi, iyi niyetli değilsin sen şunları söylerken görselidir. Sizin dostunuz yani dostunuzdan gelen ve bu da siz tabii ki de gönüllü bir esarete sokmuş. Son bir kar seçeceğim ne olacak diye bir erkekten gelen yardımla siz bu dünleri aşmış olacaksınız arkadaşlar diyor. Yani aslında sizin ana niyetiniz bir erkeğe bağlı olarak da değerlendirebiliriz açıkçası. Ben sadece görebildiğimi aktardım. Hakkınızda hayırlı olan ve güzel olan sizlerin olsun diliyorum ki. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Sabahları akşamları iki bakımla karşınızda oluyorum. Enerjinizle yoluma devam edebiliyorum. İyi ki arkadaşlar, iyi ki varsınız. Hepinize gerçekten müthiş teşekkür etmek istiyorum burada. Eksilmeyin, hep olun. Bunun dışında tabii ki de arkadaşlar ben bir de şunu söylemek istiyorum. İlahi adalet evrende tecelli ediyor. Sistemsel olarak zaten kim neyi yaptıysa yaşamadan karşılığını ee, almadan göçmeyecek aslında hiçbir kimse. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Ee, her şeyden önce şöyle bir gerçek var. Ben umutsuzluğun insanın dibe çektiğini ama kapandı dediğimiz kapıların da bir gün mutlaka açılacak olduğunu inananlardanım. Bunun için umut etmenize ihtiyacınız var belki de. Er geç tecelli edecek ilahi adalet yerini bulacakken sen ona beddua etmek yerine pozitif enerjini çek her güzellik senin olsun. Yap iyiliğini at denize. O seni bulacak bir gün elbette ki. Vardır sınavın. Alman gereken dersini al ve ilerle yarınlarına. Çünkü şer dediğimizden gelir hayır. Bunu ancak bize yarın gösterecektir. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Neler aşmadık ki bu da geçecek. Aslında bunu her gün kendimize hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Başka türlü hayat geçmiyor. Çünkü dert geçiyor da biz geçmeyeceğini sanıp kendimizi karamsarlığa itiyoruz. İşte bunu yapmamak için. Böyle güzel bir enerji alışverişi beni inanılmaz mutlu ediyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. E, tabii ki de en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın diyorum. Hepiniz hoşçakalın.